asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz de... Hayırdır Kadri? Nereye? Arif abi, 3-4 saat idare et beni. Ben geleceğim, tamam mı? Saçmalama gözüm. Dingo'nun ahırı mı burası? Öyle istediğin zaman kafana göre girip çıkamazsın. Annemlere telefonda evi ayarlayamadığımı söyleyemedim Arif abi. Uçakları sabaha karşı inecek. Havaalanına gitmem lazım. Orada onlara söyler, sonra bir yer ayarlarım. Demek resmen firar edeceksin ha? Kaçman askerliği yakmaktan başka neye yarayacak Kadri? Arif abi, havalanında mı yatsınlar annemle kız kardeşim? Sokakta mı kalsınlar? Gitmem lazım diyorum. Ya ben ne yapayım gözüm? Bir de bana bak. Kapana tıkılmış yaralı bir aslan gibiyim. Meğer benim bir oğlum varmış. Ben bunu tam 17 sene sonra öğreniyorum Kadri. Ve oğlum babası olduğunu bilmiyor. Oğlum bana düşman. Bak ne diyorum Kadri. Oğlum bana düşman. Üstelik oğlumun anası başkasıyla evli. Ya ben ne yapayım? Ben de mi kaçayım? Kaçmak çözüm mü? Şükret halime. Sabret. Firar etmen. Anacığını daha fazla üzmekten başka neye yarayacak? Arif abi, anla beni. Bırak gideyim. Annemle kız kardeşimi yalnız bırakamam. Sokaklarda bırakamam. Hayır, hayır. Eyvah, yakalandım. Ben sana demedim mi gözüm? Öksüz hırsızlığa çıksa... ay daha ilk akşamdan doğarmış. Abi, bunlar ne çabuk öğrendiler benim firar edeceğimi. Daha adımımı atar atmaz yakalandım ya. Asker! Komutanım, izah edebilirim. Ne bu acele? Hem siz hangi ara giydiniz kamuflajlarınızı ya? Komutanım, genelde benim uykum tilki gibidir. Bir an içime doğdu, böyle bir siren çalacakmış gibi geldi bana. Giyindim geldim. Gözüm üzerinizde manyak herifler. Gidin teçhizatlarınızı giyin, hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım, hadi! Hadi! Alarm çalınır mı ya? Koş, koş! Ya Vedat, ne oldu? Ne alarm bu? Yemek dağıtıyorlar, yemek! Koş! Mankiler, ne bu ses böyle ya? Ben macera kokusu alıyorum abi! Savaş çıktı abi, biz burada ölüp kalacağız. Biz bittik, biz bittik! Ya dengesiz, dengesiz konuşma! Ağzından yer alsın ya! Gerçi savaş çıksa da gider savaşırız. Ne olacak ki? Ama durup dururken savaşa ne gerek var değil mi? Kanki, alarm verildi. Top kan hesabı. Aynen Survivor gibi.
Hadi beyler hadi acele edelim. Koğuşlarda kimse kalmasın. Herkes tam tesisatlı giyinip istivalarını yürü. Uğursuz kerkenes. Tam savaş çıkacağı sırada askere alındım senin yüzünden. Hadi oğlum gelsene, korktun mu? Ne korkması be? Psikolojik olarak hazırlıyordum ben burada kendimi. Hazırım ben savaşa. Ya itmeyin, gece vakti geldik işte ya. Yürü yürü, bizim başımıza yakacaksın ya. Hadi hadi hadi, hadi sallanmayın, hadi çabuk yerleriz hadi. Ya Burak, gazete ve televizyonlarda savaş çıkacak diye haber çıkmadı. Ne bu? Bilmiyorum ki kanki ya, niye geldiysek buraya? Konuşmayın kendi aranızda be! Geçin yerinize! Hadi toplanın! Komutanım, komutanım. Cemal Açımoğlu, bir maruzatım vardı komutanım. Biz savaşa giderken Trabzon üzerinden geçsek de şu nişanlı müjdeyi son bir kez görsem. Cemal, son gördüğün şeyin ben olmamı istemiyorsan geçirdi! Emredersiniz komutanım. Durumumuz nedir? 4:30 geciktiler komutanım. Karargah destek bölüğü alarm toplanma bölgesine 4:30 geç intikal etmiştir komutanım. Arz ederim. Bu süre bir dahaki sefere düşecek. Emredersiniz komutanım. Beni rahat da dinleyin. Burada olmanız gereken süreden 4:30 daha geç burada oldunuz. 4 dakika deyip geçmeyin. Acil durumlarda 1 saniye bile hayat kurtarır. Arkadaşlar, askerlik sadece gündüz belirli saatlerde yapılan bir iş değildir. 24 saat her an her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Aslanım, bölüğü dağıtabilirsin. Emredersiniz komutanım. Bölük! Herkes koğuşlara! Dağılın! Buna niye hazır olacakmış ya? Savaşa mı? Yok, hazır çorbaya. Bunu Levent üstleme mi dedi? Ulan ne hazır cevap adamdır ya. Hadi beyler hadi sallanmayın, gidin zımarın. Bana bakın. Yarın sabah içtimasına bir kişi geç gelirse bütün bölüğü yakarım, haberiniz olsun. Hadi! Kadir abi, sen niye gelmiyorsun Koş abi? Hala niyesini mi soruyorsun ya? Annemler neredeyse havaalanına inecekler. Ortada ne karşılayan var ne de kalacakları bir yer. Kadir abi, sen gecenin bu saatinde kiralık ev aramaya gitmeyeceksin değil mi? Saçmalama. Hele bir gideyim ben havaalanına, onları bir karşılayayım da ev işi sabaha kaldı artık. Abi havaalanı güvenli bir yer sonuçta yani. Gece gece kaçıp askerliği yakmanın alemi yok. Ya Sultan Hemşire geçenlerde bir evden bahsediyordu, kiralık bir ev. Gerçi ev sahibi Nemrut bir adammış, evi kimseye vermek istemiyormuş ama... Hadi ya, ama evi bir görmek lazım. Görmeyince başımıza neler geldi biliyorsun. Nasıl göreceğiz? İyi de abicim, senin görmen şart değil ki. Verirsin Sultan Hemşire'nin adresini annenlere, gidip çalarlar kapısını. Hem kendi gözleriyle görmüş olurlar. Ama isteyeni çokmuş diyorsun. Annemlere verecekleri ne malum? Ya bir isterler. Verilirse verilir, verilmezse verilmez. Yani Sultan Hanım'ın bir kahvesini içmiş olurlar. Ne kaybedecekler ki? Siz niye koğuşta değilsiniz? Sultan Hemşire'yi istemeye gidiyorsunuz öyle mi? Emredersiniz komutanım. Emretmiyorum. Onu niye emredeyim? Onu emretmiyorum. Gidin yatın, onu emrediyorum. Emredersiniz komutanım. Ya aslında senin firarını yazıp... askerliğinin yanmasını şöyle şömine ateşinin yanması gibi izlemek lazım ama neyse, o riske giremem. Hadi gidin yatın. Emredersiniz komutanım. Dur, gidip yatmayın. Gidip yatmayın. Sen koğuş nöbetçisi sensin. Emredersiniz komutanım. Ne oldu lan? Korktunuz mu? Tırstınız mı? İnsan savaştan korkar mı canlarım ciğerlerim? Ne demişler? Savaşma. Savaşma, sıvış. Ya ne korkması be abi? Vatana canımız feda ama... daha bir kızın elini tutamadan ölmek de istemiyorum ben. Sen mi ben mi? Şöyle güzel bir kız bulsam mantıklı. Mantı. Anam.
Mantı açmayı bilen, sarma sarmayı bilen. Yerim ben onu, yerim. Ha, yersin. Çocuklar yapmayın be. Sokakta bir kız görseniz kaldırımı değiştiriyorsunuz. Kimi yiyorsunuz siz? Sen ne dengesiz, duhaf bir adamsın ya. He? Kız vardı da sevmedik mi? Ya aslında hakikaten doğru söylersin be ya. Şule var ya, sugar bir balita olsun. 40 milyar borcum olsun be, razıyım be abinin. Çok. Ne çok? 40 milyar çok. Ben sana daha ucuza ayarlarım. Canım ciğerim. Nasıl yani be abi? Herhalde ayarlayabilirim. Yalnız siz mali portreden haber verin o kadar. Buna inanamıyorum ya. Bugünleri de mi görecektik ya Rabbi? Utanmaz terbiyesiz çocukların cebine de mi göz diktin? Ne alakası var canım ciğerim? Benimki insaniyet namına küçücük bir yardım. Şaşkın, bu alayda kız tablama işini öğretecek biri varsa o da benim. Yok ya, ben bir günde alayın alayına kız tablamayı öğretirim de ruhum bile duymaz. Var mısın iddiaya? Nesine? Kepine. Kepine? Kepten ne çıkar? Paradan haber ver. Burada kep paradan daha değerli. Çok mu? Çok. Kepine. 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 Bana hemen 30-40 tane kitap gönderiyorsun. Ne kitabı mı? Oyama kitabı. Hulusi canım ciğerim, askeriye de ne kitabı olabilir ki? He? Anladın işte. İşin ucunda çok büyük para var Hulusi. Çok para kazanacaksın. Sen şimdi bir koli kitabı alıyorsun, alaya getiriyorsun. Tamam mı? Tamam Hulusi, paranın lafı mı olur canım ciğerim? Bende ne zaman paran kaldı ki senin ya? Cemal. Hayrola, kötü bir şey mi oldu? Şey komutanım, benim nişanlı Müjde var ya. Havun'un sevgili Örcün'ünü bugün kutladım diye kızdı bana. Merak etme Cemal. Müjde yaptığın espriyi anlayıp gülmüştür. He, komutanım ben şimdi espri mi yaptım? Neyse Cemal, şimdi beni iyi dinle. İkinci bir emre kadar bütün ziyaretler durdurulmuştur. Anladın mı? Emrediyorsunuz komutanım. Milli saraylar, milli parklar, ören yerleri ve yenge emirleri dahil kimseyi ziyaret etmeyiz ağam. Cemal! İkinci bir emre kadar kışlaya hiçbir ziyaretçi almayacaksın. Anladın mı? Böyle deseniz de komutanım. Cemal! Emredersiniz komutanım. İyi. Ha, alo Yusuf, ben Kerim. Hangi Kerim olacak manyak herif? Asteğmen Kerim. Senin üstün olan. Neredesin, ne yapıyorsun? Dondurmayı alıyorsun. Bu soğukta. Tamam, şimdi dondurmayı bitir. Sonra külahını ye. En son avucunu yalarsın. Bugün Sultan Hanım'a görücü geliyor. Ne oldu öyle? Kaldın zınk diye. Titi konuşsana titi. Manyak herif. Ben istemeye gitsem niye sana söyleyeyim? Almancık hadi var ya. Er. Bruder. Heh, işte o. Annesini bugün Sultan Hanım'ı istemeye gönderiyormuş. Annemler gelmek üzeredir. Yani gümrükten çıkmışlardır şu an. Ama ben kalacakları evi hala bulamadım. Hay Allah. Bak şimdi çok üzüldüm annenlerin durumuna. Sen bir kiralık evden bahsetmişsin. Acaba duruyor mudur hala? Aa, bak onu iyi hatırlattın. Tamam. Akşam gidince bakayım ben ona. Bakayım da senin anneler bugün gelmeyecek mi? Şimdi yoldan gelecekler. Yorgun olacaklar. Boş ver, kiralık evle falan uğraşmasınlar. Ben bu akşam misafir ederim onları. O zaman ben annemlere söylüyorum, bu akşam size geliyorlar. Gelsinler. Başımın üstünde yerleri var. Sağ ol. Sultan hemşire var ya, siz bir meleksiniz ya. Hoş geldin Meftuk kardeşim. Kolay gelsin Seyfi Çavuş'um. Sağ olasın. Bir şey soracaktım ya. Ha. Ya bu mektupları kim okuyor? Hangi mektupları? Aha, bu mektupları. Levent Üstey mi? Hayırdır? Hepsini mi? Yok, yarısını. Yani böyle bayarsa Levent Üstey'i bırakıyor. Yani sürükleyici bir şey yakalayamadığı zaman hemen vazgeçiyor mektuplar.
Anlamadım. Anlayamazsın tabii Meftuncuğum ya. Şaka yapıyorum be kardeşim ya. Ya içinde sakıncalı bir şey var mı diye kontrol ediyor. Yani çünkü kimi asker sırf hava olsun diye. Yok efendim helikopterden atladık, tankla gittik, duvarlardan zıpladık gibi böyle yalan yanlış şeyler yazıyor da. Yok canım ben öyle şeyler yazmadım. Yani ben Levent Üstemen'i üzecek bir şey yazar mıyım? Bunda benim en samimi duygularımı anlatan birkaç sözcük var. Aa, ilanı aşk yani ha? Öyle de denebilir. Bir de karşılık alabilsem. Neyse şunu ben şöyle bırakayım. Yalnız içine koku sıktım. Vay, kokulu mektup ha? Evet. Bir şey soracağım çavuşum. Kokusu kaçmadan gidebilir mi? Gidebilir, gidebilir. Merak etme sen. Tamam, gönderebilirsin Seyfi. Emredersiniz komutanım. Yahu bu Levent Üsteğmen süper bir adam ya. Adeta kızıl maske gibi ha. Yani sessizce geliyor, işi çözüyor, sessizce gidiyor. Neyse ben şunu şey yapayım. Lan ne yaptın Meftun? Anam. Anam ne yaptım ben? Eyvah. Ne yaptım ben? Allah. Tamam üzülme, üzülme. Bak gel istersen sen şuradan telefon et Enise ha. Doğru mu söylüyor? Dur ben sana santralde pat alayım. Ev işini de hallettik galiba. Ya annemler de nerede kaldı? Uçak inmiştir. Çoktan alaya gelmiş olmaları lazımdı. Yalnız Kadir abi var ya, Sultan Hemşire'nin büyük kıyağı oldu bu işte. Çocuklar ya bana da bir kıyak yapsa ya. Sultan Hemşire ile buzda dans, kayak. Şişt, ağır ol bakalım. Sultan Hemşire bugüne bugün artık bacımdır. Bacıma laf söyleni de acımam ha. Allah Allah! Ne yaparsın şaşkın? Aferin Vedat. İlla tırmandır kavga çıksın yani ha. Kadir abi müjdemi isterim annenler geldi. Hadi. Annemler, annemler geldi. Hadi gösterdin Kadir abi. Yüce Rabbim kavuşturdu sonunda. Anam. Ben de gidiyorum. Lan şişik sen nereye be? Belki yemeklerini getirmişlerdir. Alman yuklatası. Parala. Af buyur. Ne? Af buyur ne? Evet parala buydu. Bravo sana. Sen Hulusi'nin adamı olmalısın. Evet abi. Güzel. Malı göndermiş. Alayım abi şunu. Hulusi abim canlıyı almadan gelme dedi. Canlı ne lan? Para abi para. Hulusi abinin kesin emri var. Parayı almadan malı verme dedi. Canım kardeşim. Ben de her önemli şahsiyet gibi yanımda nakit para taşımıyorum. Gördüğün gibi. Kredi kartı var. Kredi kartı olur mu? Olmaz abi. Allah Allah. Peki döviz vereyim onu boz. Polonya zlotisi var. Uganda zırtosu bozar mısın? Olmaz abi canlıyı göreyim. Yetele ya da dolar. Senin yetele dolarına versene abicim şu kolyeyi sen. Şşş kardeşim. Teyzeciğim anlıyorum Kadri'nin anasısın ama içeri girmek yasak da. Ne olur yavrum izin ver de girelim. Sen de bir ana evladı değil misin? Öyleyim ama niye diyeyim emir demiri keser. Levent Üsteğmen dedi ki kimseyi içeri almayacaksın. Ha şöyle deseydi, kimseyi içeri almayacaksın ama Kadir'in anası gelirse içeri al deseydi, o zaman alırdım. Anam! Canım anam! Kınalı dur kızım. Kadir, dur geçemezsin. Anam. Yasak dur, Levent Üsteğmen yasak için. Yapma etme Cemal, anam bir adım ötede bırak sarılayım. Olmaz, geçemezsin, yasak dur. Anam! Oğlum, oğlum! Anam gitmem lazım, hemen toplanmamız gerekiyor. Ama siz hiç merak etmeyin. Ev işini hallettim. Anahtarları size ulaştıracağım. Oğlum. Uy. Ulaşın bu. Şşş. Ne bekliyorsun la? Sirenler kimin için çalıyor? Ya senin için özel siren çalsın mı bekliyorsun? Alo. Şşş. Bana bak. Şşş. Ula. Şşş. Alarm toplama yerine çabuk. Hadi. Hadi hadi. Yürü çabuk. Çabuk. Bıraksana abicim şu kolyeyi. Duymuyor musun siren seslerini? Memlekette savaş çıktı. Sen hala para pul derdindesin. Birazdan bombalar düşecek buraya. Ondan sonra al başına bombayı. Şşt, ne oluyor orada? Parayı ver parayı. Şşt, bana bir koli daha göndersin Hulusi. İkinci koliyi gönderdiğinde alırsın parayı. Ama sen de göndermesin. Hadi git şimdi git git git. Geliyor. Alo. Beni tanıdın mı? Ben. He. Asker. Alarm veriyor, duymuyor musun? Komutanım, bir dakika. Ne bir dakikası? Almayın paçanı aşağı, çık dışarı. Seyfi, yazıyorum bunu bir kere.
Emredersiniz komutanım. Sana aşkımı anlatacaktım ama başka sefere artık. Çıldırtmayın insanı, çık dışarı. Erken bile geldik. Niye kronometreyi tutuyormuş aşkın? Süre ne kadar komutanım? Bir dakika. Aa iyi güzel. Öyle değil, bir dakika dur. Bir kişi eksik. O gelmeden, bölük tamamlanmadan kronometre durmayacak. Eksik mi? Bir kişi yüzünden mi bekliyoruz biz şimdi? Ne yani, biz şimdi bir kişi yüzünden mi hedefi tutturamadık? Kim abi o şabalak ya? Hah, geç kalan manyak belli oldu. Bunlar asker olacak da biz de göreceğiz ha? Ne haber tertip? Şekil yapmışız. Alo! Tarlada mı yürüyorsun asker? Geç yerine çabuk! Geç! Geç yerine, geç! Senin yüzünden geç kalındı. Ve alarm tatbikatı devam edecek beyler. Şu tipe bak tübe ya Rabbim. Şeytan diyor al elini odunu 3-5 nöbetine kadar döv. Şuna bak hiç tınmıyor bile ha. Değerli abilerim, ablalarım, saygıdeğer müşteri vatandaşlarım. Aşığım ama açılamıyorum. Seviyorum ama sevdiğime açılamıyorum diyenler. Özde çapkın, sözde kazanava olanlar. Karşı cinsi görünce dili tutulanlar. Artık derdinizin dermanı burada. Uzun yıllar araştırmalar sonucu yazılmış olan, şu elimde görmüş olduğunuz 10 adımda kız tavlama sanatı. Kitabı inceleyin beyler. Tek satırında Nicole Kidman, iki satırında Angelina Jolie'yi kapınızda köle yapabilirsiniz. Neyle? İşte mucizevi bu kitapla. 10 adımda kız tavlama tekniklerini öğreneceksiniz. Abi bu kitap harbiden işe yarıyor mu? Canım ciğerim ne demek işe yarıyor mu? Paris Elida laboratuvarlarında provitamin B8 katkı maddeleriyle hazırlanan bu kitap yaklaşık 5000 denek üzerinde denenmiş ve %100 sonuç alınmıştır. Binaenaleyh. Konuşamayan 300 maymun üzerine yapılan araştırmalar sonucunda bu kitaptaki teknikler kullanılarak bütün maymunlar playboy olmuştur. Ya arkadaşlar siz hala bu fırıldağa inanıyor musunuz ya? Sahtedir bunlar ha. Senin suratını düzerim şimdi görürsün ha. Ya bırak ya. Hala bu 56 model manita tavlama sanatıyla mı uğraşıyorsun be? Ya çocuklar kitapla mitapla olmaz bu ele işler. Yemişçi, kuru yemişçi. Sen kendi dükkanına gitsen de benim dükkanın önünü kapatmasan ne dersin ha? Ya bırak be. Kitapla mitapla olmaz bu iş. Vedat abinize takılacaksınız, işin alfabesini öğreneceksiniz. Jumbo, canım şişikçiğim, dersler başlıyor. Hadi. Ne öreceğiz? Ne mi öreceğiz? Seni var ya bir günde kurabiye canavarı yapacağım. Söz mü lan? Söz lan. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Hah, sevgi. Nöbetleri mi yazıyorsun? Evet komutanım. Yazacağız. Kadriye bol bol yaz. Emredersiniz. Ne nöbeti yazıyoruz komutanım Kadriye? Sinir nöbeti yaz. Acayip sinirlendirdi beni. Bütün sinirimi ondan çıkaracağım. 3-5 nöbetini Kadriye yaz. 3-5 nöbeti... Nizamiye'de boş. Nizamiye yazıyorum komutanım. Heh, yaz. Kadri Sakıoğlu 3-5 Nizamiye. Yazdım komutanım. 3-5 nöbetini yazdın mı? Yazdım. Tamam yaz. 3-5 tel örgü nöbetini de Kadri'ye yaz. Tel örgü?
komutanım, aynı saatte iki farklı yere nasıl nöbet yazacağım? Sultan Hanım'a görücü göndermeyi biliyor mu? Yaz 5-7, 7-9. Bütün nöbetleri kadreye yaz. Ama komutanım, üst üste 3 nöbet... Asker, emir tartışılmaz. Emir tartışılmaz asker. Ne diyorsam onu yap. Burak'a da aynısından yaz. Emrersiniz komutanım. Seyfi, nöbet listelerini hala imzalatmaya getirmemişsin. Komutanım, siz bilirsiniz. Neyi bilirim Kerim? Şey komutanım, Türk örf ve adetlerine göre kız isteme saatleri geleneksel olarak kaçla kaç arasındadır acaba? Ben nereden bileyim Kerim? İşte uygun saatlerdedir herhalde. 7-9 arası falan. Hem niye sordun? Hiç. Seyfi bu ne? Sen hiç böyle saçmalamazdın. Bu ne? Ne olmuş komutanım? Ne yapmış kerata? Daha ne olacak? Kadriye 6 saat nöbet yazmış. Üstelik aynı saatte 2 ayrı yerde. Seyfi, senin gibi okumuş bir adama yakışıyor mu böyle şeyler? Ha? Kerim bir şey söylesene. Komutanım, bunların akılları bir karış havada. Varsa yoksa kızmış, aşk meşk. Efendim, bir ne yapsak da kime görücü göndersek? Bugün ne yapsak da hangi komutanımızı kızdırsak? Hep böyle bunlar. O zaman sen de bir komutanları, bir abileri olarak böyle saçmalıklar yapmalarına izin verme. Sen okumuş, kültürlü bir insansın. Madem böyle saçmalıklar oluyor, nöbet listesinin başında dur, düzelttir. Emredersiniz komutanım. Seyfi, sil bakayım nöbet listesini, yeniden yaz. Heh, yaz bakayım. Ya Seyfi, sen böyle bir asker değildin. Ne oldu sana Seyfi ya? Emredersiniz komutanım. Sildim. Yaz bir daha. Aynısını. Kerim! Ah, sil, sil, sil! Zamparalığın kitabında hayır yoktur. Bunu unutma. Örnek veriyorum. Bir tane hatun görüyorsun, yanına gidiyorsun. Oturabilir miyim diyorsun. Anam, ya hayır derse? Ya bırak desin, ben de onu anlatıyorum sana. Sen niye moralini bozuyorsun ki? Kadın sana hayır dedi. Sen de ona diyorsun ki, ben masaya sormuştum. Masayla tanışıyor musunuz deyip hatunu masayla tanıştırıyorsun. Aç bakayım şimdi 57. sayfayı. Bak, gelecek yüzyılın playboyu. Ben bu soğukta senin için gırtlak patlatıyorum. Niye ilgilenmiyorsun? Çok ilginç şeyler anlatıyor. Dikkatin dağılıyor yani. Çok özür dilerim, bölüyorum ama sizinle 1-2 dakika özel bir şey konuşabilir miyiz acaba Yemişçi Bey? Tabii efendim, neden olmasın? Dinlenebilirsin çocuğum, döneceğim birazdan. Bilmem farkında mısınız? Kalbinizi kırmak istemiyorum ama öğrencimin konsantrasyonunu bozuyorsun. Bence de hiç etik değil ama sizinle bu polemiğe giremeyeceğim. Biz usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışıyoruz. Çırağım da terli. Teri soğumasın, ben sınıfıma dönüyorum. İyi dersler. Şimdi Şişik'im, unutmaman gereken en önemli konu da şu. Makineli tüfek gibi konuşacaksın. Dır 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 vır 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 diye konuşacaksın. Allak bullak edeceksin hatunu, tamam mı? Arada bir de güldürdün mü hatunu, kazanan sen olacaksın. Anam! İşi pratiğe döküyoruz. Önemli olan kızın yüreğini işleyecek şekilde, çapkın bir şekilde bakabilmek. Bak bakayım. Kaşları indi, kaşları, kaşları. Ya bu gece nöbetlerinden daral geldi yemin ediyorum ya. Kerim Aslek bütün gece nöbetlerini değiştirip Kadri abiyle bana yazmış. Levent Üsteğmen görmüş gerçi ama... Levent Üsteğmen gidince bizimki yine bize kitlemiş. Aa, niye? Ya bilmiyorum da galiba bunlar bana mektup olayından hala gıcık. Peki Kadri ne yapmış onlara? Ya aslında Kadri abinin yaptığı bir şey yok ama... Asker! Ne işin var senin burada? Kaybol! Emredersiniz komutanım. Kerim abi, niye böyle yapıyorsun? Niye hep nöbetleri onlara yazıyorsun? Bari Kadri'ye acı. Kadri'nin annesi yeni geldi daha zavallının. Zavallı. Kız istemeyi biliyor ama. Aa! Ne kız istemesi? Tabii canım. Benden kaçar mı ama? Benim IQ'm 150. Bunlarınki 40 falan. Ayakta zor duruyorlar. Kadri'nin annesi Sultan Hanım'ı istemeye gelmiş. Aa! Neyse. Hadi sen de fazla ortalıklarda dolaşma. Hadi. Ne bu ya? Toplu cinnet mi? Bunların hepsi bir alem. Karşı cinsle temasa geçmenin zamanıdır artık. Hazırsın.
İstediğin pratik olsun. Ben senin pratiğin kralını yaptıracağım ya. Neden? Çünkü ben senin pratiksiyen hekiminim artık. Buyurun. Nereye gidiyorsunuz dımbıllar? Sahne. Biz gerçek bayanla pratik yapmaya gidiyoruz. Sanki bir hat yiyebileceklermiş gibi. Yürüyün o zaman. Pratikçen zamparalar. Biz de pratik yapacağız. İyi iyi yapın. Alo buyurun. Ben Sultan. Senin o Sultan diyen dilini yerim ben. Sultan Hanım. Ben şey diyecektim size. Böyle bir şey de nasıl söylenir bilmiyorum ama ilk defa olacak. Yarın eğer bir maniniz yoksa, yani bir işiniz gücünüz falan yoksa size ben bir hayırlı bir iş için bir gelecektim size. Hiçbir şey anlamadım Kerim Bey. Tamam ben kısaca anlatacağım size. Hayırlı bir iş, hayırlı bir iş. Ay bu Kerim de bir tuhaf vallahi. Hayırlı bir iş için size geleceğim diye tutturmuş. Aa, ne oluyor bu Kerim abi? Az önce de gelirken bir şeyler sayıkladı. Allah Allah. Şifreli falan mı konuşuyor acaba? Şimdi anladım. Kadri abinin annesinin seni istemeye geleceğini zannediyor. O yüzden de Kadri abiye demek ki nöbet yazdı. Ay yok artık. Ay inanamıyorum bu adama. Bu adam hiç akıllanmayacak Suzi. Dur bak şimdi ben ona hayırlı bir işi nasıl göstereceğim. Yok yaşasın. Demek biz oyun çıktı. Alo. Merhaba Sultan ben. Ay kusura bakmayın ben az önce size hayır dedim ya. Böyle birdenbire teklifinizi anlayamadım o yüzden hayır dedim. Aha yarın bekliyoruz. Tabii tabii ben size hemen adresi vereyim. Sormagir Sokak 9 numara. Evet semti biliyorsunuz zaten. Tamam yarın tam 8'de bekliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Ben size demedim. Ben de zaten Suzi hanımefendiye söylemiştim. Bana mı? İyi günler. Acaba yani rahatsız olmazsanız diyorum. Sizi birkaç dakikalığına dışarıya alabilir miyim? Önemli bir mevzuat var da. Tamam. İyi günler. İyi günler. Sana demedim. Sultan Hanım. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bakın size kimi getirdim. Kimi? Koridora kaçmış kendisi. Ben birazdan geliyorum. Biraz utangaçtır. Ama görünce çok seveceksiniz. Bir dakika. Şimdi bir bak bakalım. Ne göreceğiz? Ne demek ne göreceğiz? Canım ciğerim. Sen kör müsün? Görmüyor musun? Görüyorum. Daha etkili bakmaya çalış. Kaşları unutma. Peki, etkilendin mi? Yo. Nasıl yani? Ya neden etkileyim Tosun abiden? Bozma oğlum, bozma. Sen bakmaya devam et. Bana abi dedi. Ona gözle bakamam artık. Ben senin gözüne bir bakacağım şimdi. Daha ne kadar bekleyeceksiniz burada? Ben böyle birisi tepemde dikilince iş yapamıyorum. Rahatsız ettim. İyi günler. İyi günler. Yine ben rahatsız ettim tekrardan. Size bir şey söylemem lazım ama sizinle hiçbir alakası yok. Sakın üstünüze alınmayın. Şekercim ben anlatamıyor muyum? Bak işin başından aşkın sonra konuşalım ne olur. Peki. İyi günler. İyi günler Sultan Hanım. İyi günler. Hastayım. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Ne bileyim ben. Hemşire olan sizsiniz. Niye soyunuyorsunuz? Ben hasta olarak üstüme düşeni çıkartıyorum. Şimdi sıra sizde. Boom boom şakalaka laka boom. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Giy üstünü. Çık dışarı. Taburcumu aldım şimdi. Son bir şans daha rica ediyor kendisi. Lütfen kırmayalım. Ne olursunuz bacım bir şans. Göster bakayım marifetini hadi.
Ne yapıyorsunuz ya? Korkuyorum, imdat! Baba bir şeyler yap! Ya. Ne oluyor ya? Yine sirenler çalmaya başladı. Allah Allah! Babam seni duymuş olamaz değil mi? He? Geldiniz. Sirenler çalıyor, çabuk! Ya bir dakika, ben gelebileceğimi zannetmiyorum. Önemli bir iş üstündeyim gördüğün gibi. Ya bana bak, bizi orada dikip bekletmeyin ha. Yürü diyorum sana. Ya ne alakası var? Bizi ben tutturayım hadi. Bak. Bir dakika. Arkadaşlar. Ya korkma. Bu sefer de erken geldik be ya. Süperiz kanki. Daha bir dakika var. Beş saniye erken toplanıldı komutanım. Güzel. Beni rahat da dinleyin. Arkadaşlar, alarm tatbikatını bu sefer başarıyla tamamladınız. Hepinizi kutluyorum. Nizamiye'ye haber verin. Ziyaretçi giriş çıkışları serbest bırakılsın. Emredersiniz komutanım. Oğlumu bir doya doya göremedim. Hadi gidelim artık anne. Bak yasakmış işte. İçeri kimseyi almıyorlar. Emredersiniz komutanım. Teyzecim. Teyzecim gel. Gelin. İçeri girebilirsiniz. Sen mi söylüyorsun? Yok ben söylemiyorum. Levent Üste hemen söylemiş. Nasıl yani? Ne demiş? Aferin tam zamanında hazırlandınız demiş. Biz mi? Yok. Karargah destek. Ne diyor bu ya? Kafam karıştı. Ben bir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım ama galiba içeri girebiliyormuşuz değil mi? He. Bir saattir ben de onu söylüyorum da. Hadi çıkarın kimlikleri. Hadi. Sakın alın bana. Göreceğim. Sultan hemşireyim. Ne haber sizi? Size söylemek istediğim bazı şeyler var. Şimdi söylemek istediklerimin ilki. Sultan hemşire, ben sizi görünce içimdeki dallardan çiçekler açar, içimde kuşlar var onlar öter, baharlar gelir el tarafımdan ve savulacak güzel bir gün için. Siz artık fazla oluyorsunuz ama Şeker. Ama Sultan hemşire, ben sana mecburum bilemezsin. Bir baksaydınız be ya. Asker. Gel ben sana bakacağım gel. Ben şimdi mecbur olacağım sana. Sultan hemşireye bakmak neymiş göstereceğim ben sana. Ama yanlış anlarsınız be komutanım. Kötü bir şey söylemedim ki. Cevap verme bana. O elindekini. Ver bakayım onu ver. Değil mi? Senin işin yok. Hadi bakayım git. Emredersiniz komutanım. Anacığım benim nasıl da özlemişim yemeklerini. Oğlum. O siren bir daha çalmaz değil mi? Yok sen merak etme. Uzun bir süre çalmaz o artık. Ye evladım ye. Oy annen kurban olsun sana. Nasıl da özlemişim bir tanem benim. Ya ben anam ya ben. Ama ağlama artık ya. Bak kavuştuk birbirimize hasretlik bitti. Börekler de harika olmuş ha. Ben yaptım abi. Afiyet olsun. İyi gördüm ama seni. İyiyim. Arkadaşlarla omuz omuza verip moralimizi yüksek tutuyoruz. Yavrum. Hı. Oradaki arkadaşları tanıyor musun? Öyle melül melül bakıyorlar. Hepsi de nasıl ana kuzusu. Ya onlar benim canlarım, ciğerlerim ya. Bak tatbikat telaşıyla onları da unuttum ha. Çağırsana evladım ne duruyorsun? Şu lan gel teyze. Gelin. Annemlerle tanışın gel. Gelin evlatlarım gelin. Gelin Kadri abinin annesinin elini öpelim. Hoş geldiniz. Çok yaşayın evladım. Siz de bir ana kuzusunuz. Sağ olasın teyze. Ana gibi koktun vallahi. Anamızı özlemişiz. Ya anacığım var ya bak bunlar arkadaştan da öte her şeyim. 24 saat birlikteyiz. İçtiğimiz su ayrı gitmiyor. Yavrularım benim. Siz de hasretlik çekiyorsunuz değil mi? Hey çekmez miyiz anacığım? Anaya hasret, babaya hasret, sevgiliye hasret. Vallahi ben de özledim galiba ya. Caddeyi özledim, kızları özledim. Sonra kafe caddeyi, karpe diemi hepsini özledim galiba. Ben de özledim valla. Köyümü özledim, anamı özledim, sarı kızımı özledim, öküzümü özledim ana. Kadri ne yaptı? Annesini bir yere yerleştirebildi mi? Henüz yerleştiremedi komutanım. Ama Sultan hemşire sağ olsun onları bir süre misafir edecekmiş. İyi, şimdilik bir sorun yok yani. Yok komutanım. Tamam, eğer olursa haberim olsun. Emredersiniz komutanım.
Komutanım. Kaçak yayın yakaladım komutanım. Kaçak yayın yakaladın. Evet. Buyurun. Ben yakaladım. On adımda kız tavlama kılavuzu. Sen de bir göz atsaydın Kerim. Belki işine yarayacak bir şeyler olur. Attım zaten. Kerim. Çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Kerim. Kadir abi, acıkmışsındır. Çift kaşarlı dost. Jumbo sen iyi misin? Daha biraz önce annemin getirdiklerini yedik ya. Ayrıca ben senin bir şey paylaştığını da ilk kez görüyorum. Aa, ayıp ya. Kadir abi, ben ne kadar paylaşımcı bir insan bilmiyor musun? He? Ayrıca ben bir gün evlenirsem sevgili karıma gül gibi bakarım. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmam. Muhakkak, muhakkak da ben muhabbetin buraya nasıl geldiğini anlamadım. Ha Jumbo, senin sanayide lokantan vardı değil mi? Var tabii, var. Evet, var. Ne güzel. Yani bu zamanda garantili iş. E tabii öyle canım. Şimdi mesela yine misal veriyorum, örnek veriyorum. Şimdi ben bir gün evlenirsem karımın, çoluğumun, çocuğumun aç kalmasının imkanı yok lokanta sayesinde. Hem içki kumar da yok. Yok tabii, tövbe estağfurullah. Ne güzel, ne güzel. La kitaplar da gitti ya. Acaba olsaydı işe yarar mıydı? Ya oğlum saçmalama bu işler. Kitapla neyin olmaz. Gidip konuş kızla. He oldu. Ne diyeceğim kıza? Merhaba ben Gökhan. 120 kiloyum. İster misiniz mi diyeceğim? Öyle değil oğlum. Gideceksin kızla direkt konuşacaksın. Kalbindekileri söyleyeceksin. Yani kızın engeli var mı onu araştıracaksın. Ya ne engeli? Ne konuşuyorsunuz hala ya? Niye yatmadınız? Hadi. Hadi yatalım. Yok Seyfi. Bundan sonra uyku bana haram. Hayırdır inşallah. Ne oldu Cumbucuğum ya? Ne oldu? Kara sevda. Öyle mi? He. Aa. Kıyamam canım benim. Kız biliyor mu kız ha? Yok bilmiyor. Ben de onu söyledim. Git konuş diyorum. Tabii canım. He. Git. Git konuş oğlum. Nereden bulacak senin gibi temiz kalpli adamı ha? Kız kim? Kim? Ben söyleyeyim. Bizim Kadri'nin kız kardeşi. Siz şu mağazlı hemen de söyleyiverdi. Az kalsın kayınçomu uyandırıyordum. Ya durum harbiden çok çetrefilliymiş oğlum. Ne yaptın sen ya? Seyfi hiç sorma, hiç sorma. Tamam tamam peki. Hadi şimdi yatın. Sabah ola hayrola. Hadi Mevzu. Hadi. Ne konuşuyorsunuz be? Gece gece. Uyuruz şurada. Bir de yatın ya. Hadi yat. Hadi yat. Hadi bas bakayım. Aşık olmuş bizim. Hadi. Vay benim şişik kardeşim. Kuzu kapamayı mı özledin? Vedat, git başımdan. Derdim var. Ben bu derdi iyi biliyorum. Sen aşk acısı çekiyorsun canım ciğerim. Nereden anladın? Nereden anlayacak ya? Boş atıp dolu tutturuyor işte. Vay benim şişik kardeşim. Aşık mı almış? Aman da kıyamam ben sana. Tertip. Kız kimse söylemem. Bağlayalım. Bağlama falan istemem. Ben o hanımefendiyi kendime müstahbel eş olarak düşünüyorum. Vay tamam. O zaman eşleştirelim biz sizi. Kim bakayım o kız lan? Ha? Şşt. Oğlum ya, kim? Vallahi ya? Var. Vallahi hadi, var. 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 Kim? Hadi söyle. Kadri'nin bacısı Tülay. Tamam. Tamam hemen yapalım. Hemen ben hallederim ya. Tamam yaparız hemen. Sana lüzum yok. Ben de halledebilirim.
senin şimdi var ya, şuran cayır cayır yanıyordu. Ben aşk acısı ne demek? Çok iyi bilirim canım, biliyorum. Nereden bileceksin? Yalan söylüyor ya. Senin suratını büzerim şimdi bak ha. Sen karışma. Senin yaranın merhemi bende. Ati, o işler öyle yara pomadıyla falan olmaz. Kalbe lokal anestezi yapmak lazım. O işi de ben yaparım. Tamam mı? Hadi. Şişt. Sen tertibine güven. Ben o işi hallettim bile. Tamamdır. Ben hallederim. Sen bana güven. Canım ciğerim. Beni dinle yeter ya, ki. Ya dur. Şişt. Bırakın. Bak. Bırakın beni ya. Bırakın. Ben kendi aşkımı kendi içimde yaşarım. Beni bir tek Meftun anlar. Oh, sağ ol kardeşim. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hadi gel kardeşim. Hoş geldin. Vallahi alacağım, billahi alacağım kepini bak. Az kaldı. Zor alırsın. Günaydın komutanım. Çok şıksınız böyle. Hayrola düğün falan mı vardır? Evet Taka. Alayda düğün var. Ben de göbek atmaya geldim sabah sabah. Komutanım, ben de eğer böyle görevli olmasaydım gelir böyle ha böyle ha böyle ha böyle ha böyle horon teperirdim. Tep Taka, tep. Horon da tep, eşek de tep. Ömrümü çürüttün, ömrümü. Ama bugün sana sinirlenmeyeceğim. Kesin karar. Uyuy komutancığım. Komutanım hoş geldiniz. Siz de mi düğüne geldiniz? Ne düğünü be Cemal? Uyanamadın sen galiba. Aç şu kapıyı. Komutanım, askerimiz şaka yapıyor. Ben ona kendisine bir nükte yapayım dedim de o da inandı işte. Sağ Taka. Da Kerim seni de götürür. Emredersiniz komutanım. Ula bu Aztek benimle dalga mı geçiyor? Bana mı öleceği? Oğlum bakma öyle. Hadi prova. Allah Allah. Heyecan yapma. Sevgili bayan, seni seviyorum. Hı? Çift kaşarlı dostu, tereyağlı bir buçuk İskender'i de seviyorum. Anlarsın ya. Anlamadım. Anlamayacak ne var lan? Kuru fasulyeyle pilav, sucukla yumurta gibi muhteşem bir ikili olalım diyorum. Ne dersin? Yallah derim. Ya Jumbo'cum kurban bak şu yemek olayını bırak tamam unut. Yemeğe karıştırma tamam hadi devam devam. Ben vatanımı seviyorum. Hı. Anam babamı da seviyorum. Ama bu defa farklı. Seni çok farklı seviyorum. Oldu mu? Olacak. Olacak da böyle kendini sıkma. Yani güzel laflar edeceğim diye yırtılma tamam mı? İçinden geldiği gibi konuş. İçinden ne geliyorsa bırak kendini. Samimi ol tamam mı? Hadi bakalım devam devam prova. Of of. Seni ilk gördüğüm anda içim çok tuhaf oldu. Bütün dengem bozuldu. Dengesizleştim. Seni ilk gördüğüm anda içim kızgın tavaya düşmüş tereyağı gibi cız etti. Ya Jumbo şu tereyağını kaldırsak tamam mı? Çok kaba oldu ya. Devam. İçimden geldi la. Ya, tamam hadi devam. Bana bak ben Anadolu çocuğuyum. Öyle süslü laflar falan bilmem. Ben sana seni seviyorum diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Niye demiyorsun? Ya dur konsantrasyonumu bozma ya. Ya tamam Jumbo ben de içimden geldi. Kusura bakma. Hadi devam. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşımın bacısısın. Sana seni seviyorum desem o ne diyeceğim? Of of. Arkadaşımın bacısı. Yok böyle bir aşkın acısı. Jumbo, merak etme. Aşk her engeli aşar. Kerim, bu ne şıklık diye sormuyorum ama sen de söylemiyorsun yani.
Her zamanki halim komutanım. İşte bir kravat taktım, o yani. Yoksa her zaman böyle. Her zamanki halin. Yani bir çiçek, öbür elinde de çikolata, öyle mi? Hayır, çikolata değil komutanım, lokum. Gelirken baktım ucuzluk var, alayım dedim bari. Ha, yani çiçekle lokumda yıl sonu indirimi. İlginçmiş. Ya, ilginçmiş. Ben de bu fırsatı kaçırmayayım dedim komutanım. Olur, yarın öbür gün bir yuva kurmak nasip olur. Kısmet lazım olur diyerekten. Kerim, ben senin komutanın olduğum kadar aynı zamanda arkadaşınım. Yani eğer konuşmak istersen odamdayım. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Anlayamadım Yusuf Bey. Akşam bize gelmek istiyorsunuz. Hayırdır? Hayırlı bir iş için. Yok yok, sebebini söylemeyin. Ki sürpriz olsun bana da, değil mi? Peki, o zaman tam saat 8'de bekliyorum sizi. Efendim? Olmaz mı? Evde Türk kahvesi olmaz mı? Sizinki çok şekerli olsun. Tamam, peki. Saat tam 8'de bekliyorum o zaman. Ben size adresi vereyim. Sormagir Sokak 9 numara, Jiu-Jitsu, Uzak Doğu Dövüş Sanatları Kulübü'nün en üst katına çıkacaksınız. Hı? Ne demek, ne demek. Öptüm sizi, yanaktan. Ay, abla vallahi senden korkuyorum. Cuma. Koş ziyaretçi parkına. Kadri'nin anasıyla bacısı gelmiş yine. Anam. Yapamayacağım ben. Yok. Oğlum saçmalama. Bak Kadri gelmeden bitirelim şu işi. Hadi aslanım, hadi güzelim. Hadi. Tamam ama sen gelmemeden. Ha? Sen gelme. Gelmeni istemiyorum ben senin. Cuma bir dakika. Ya alaydaki en iyi arkadaşım ben değil miyim kardeşim ya? Yardım etmeyecek miyiz arkadaşımızın aşkına? Arkadaşın çöp çatanıdır bir yerde. Bırak bu işleri, bırak Vedat. O kerkenin zatıyla girdiğin iddiaya bu temiz aşkımı ben alet edemem. Yürü Mesut, gidelim. Hadi gidelim, hadi aslanım. Yürü koş. Hoş geldin Kerim abi. Sultan Hanım, ne oluyor? Ne oluyor Kerim Bey? Çiçek fonuna baktım, sevmiyor çıktı. Papatya fonu mu bu? Papatyayla mı bakılıyordu o fal? Boşuna heba ettim o canım çiçekleri desenize. Neyse artık akşam yenisini alırım. Papatya tercih eder misiniz? Şekercim, hadi siz oturun birazcık sakinleşin, bir kahve mi için? Kahve? Burada mı? O zaman ben çiçekle lokum alıp geleyim, siz kahveyi yapadırın, olur mu? Lokum seversiniz değil mi? Dur şekercim, dur. Kahveyi ben yapmayacağım ki. Kahveyi asker yapacak. Ay Kerim abi, gel şuraya otur. Biraz sakinleşek. Hadi görüşürüz. Kahveniz nasıl olsun? Kahvemiz sizinkinin aynından olsun. Kep gidiyor kerkeniz atı, kep gidiyor. Canım kardeşim, benim birazdan o kızın elini de tutacak, yanağından da öpecek. Bu gözlüklü fil kızı öpsün, arkasından gelsin bir de beni öpsün. Şaşkın lan bu. Şimdi ben ikinizi de öpeceğim ha. Bir susun ya, gerçek aşka hürmet duyun. Hürmetli teyzeciğim. Ay hoş geldin Gürbüz evladım. Gürbüz değil teyze, Gökhan. Gökhan Sırım, Ankara. Ay öyle demek istemedim ben de. Hani yanakların böyle al pek bir gürbüz gibi duruyorsun ya, o bakımdan dedim. Aşk olsun ama teyzeciğim. Bu tombul görüntümün altında ince ruhlu, kırılgan, zarif, filinta gibi bir kalbim var. Gel oğlum geç otur. Börekler getirdim gene. Kaynanan seviyormuş. İnşallah teyzeciğim. Ben de sizi çok sevdim. Efendim? Yok bir şey teyzeciğim. Ver eline bir. Geç oğlum geç. Oh, bak saygıdan dolayı annesini gelini öptü. Kızla herhangi bir münasebet söz konusu değil. Herhalde şaşkın. Benim canım kardeşim birazdan o kızın elini de tutacak. Bu mu tutacak? Siz
siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oley be! Kep gitti, erkeklik bitti. Canım kardeşim benim, eli eline değdi. Kim verdi bu taktikleri kardeşime? Ben. Kör yemiş şey. Nerede eli eline değdi? Henüz acele etme, bir dur. Neredeyse benim kalbim duracak. Ya bir durun kalpsizler ya. Kadri abi yok mu? Yok evladım, biz de onu bekliyoruz. İyi, ben gidip onu çağırayım o zaman. Siz de boşu boşuna beklemeyin. İyi günler. İyi günler evladım. Seyfi, bir saat içinde bütün bölüğü kantinde istiyorum. Emredersiniz komutanım. Hangi alarm durumu? Alarm durumu değil, sirenler çalmayacak. Emredersiniz komutanım. Ağlama be kardeşim ya. Sana kız mı yok ya? Takma kafana. Artık senin de takmana gerek yok kafana. Yemişçi sana demedim mi? Kep gitti, kep gitti. Kep gitti, kep gitti. İstersen kamuflajı da al be kardeşim ya. Burada arkadaşım kahroluyor. Ben kepi mi düşüneceğim? Ya yapma be şişik. Bak sen böyle üzgün olunca ben de kahroluyorum be. Hadi lan gül işte be. Hadi gül ya. Of. Vedat. Canım yanıyor. İçim acıyor Vedat. Elimi tutmadı. Yüzüme bile bakmadı. Şşşt ağlama lan. Aşıkların acemisi. Beni de ağlatacaksın. Şimdi rezil olacağız alaya. Tamam lan. Ağlama. Tamam ben gider konuşurum senin için. Derim böyle böyle arkadaşım seni seviyor. Ne yapacak, canım mı alacak? Gidiyorum. Zor gidersin. Sen zaten kendi aşkınla bile doğru dürüst konuşabilen bir insan değilsin. Nasıl konuşacaksın? Söyleyeyim mi şimdi senin gizli aşkınla? He? Sus, o başka bu başka. Kendim için konuşamam belki ama arkadaşım için bülbül kesilirim. Hem sen ne anlarsın ki? Nankör, nankör. Biz arkadaş değil miyiz? Oğlum seninkisi profesyonel arkadaştır. Yani sanatçı menajer arkadaşlığı. Ben gerçek dostu aha bu bölükte öğrendim. Ağlama lan, tamam. Gidiyorum. Dur, dur. Kadri abi ayıp olmasın. Olsun. Kadri'ye ayıp olsun. Gerekirse Kadri'ye çok büyük ayıp olsun. Senin kıyamam o güzelim gözyaşlarına canım ciğerim. Ben ayarlarım kızı. Ne diyorsun lan sen müvazinesiz? Ağzını bürerim senin. Oğlum, oğlum şuna bak. Ağlak hindi nasıl da kapar. Kendim için mi zannettin? Senin gel bu suratlarını bozuklarını bozuk 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 suratlarını yerim senin. Senin için ayarlayacağım oğlum. Anam benim için mi? Tabii senin için. Senin tabirinle yemişçi şiştin mi? Ati bak bu sefer yamuk yapma lütfen. Ya bırak. Bırak martavalı. Martavalı biraz önce gördük. Kepsiz terliksi. Şu an senin karşında kim var biliyor musun? Milli çapkın Atilla Güven. Bu kardeşinden biraz teknik öğren. Milsiz çapkın. Bak şimdi. Nerede kaldı bu olan? Gelseye yemekler soğumadan. Burada bunları ısıtabileceğimiz bir yer var mıdır acaba? Şu kapıdaki Karadenizli çocuğa sorsam pek bir uyanık birine benziyor. Hı. Cin gibi maşallah. Belki bulur yolunu. İyi günler. Ben bu ziyaretçi parkından yükselen güneş ne ola ki diyordum. Meğersem sizlermişsiniz. Saygılar sunuyorum hanımefendiler. Hoş geldin evladım. Kadri'mi gördün mü? Görmedim. Peki siz ziyaretçi parkında saçma sapan dolaşan gözlüklü bir fil gördünüz mü? Gökhan'ı diyorum gördünüz mü? Gördük onu gördük. Peki... Beni gördünüz mü?
Görüyoruz ya evladım. O manada değil. Yani bir bana bakın, bir de o tosbağaya bakın. Siz Kadri'nin kız kardeşi olsanız kime bakardınız? Ben zaten Kadri'nin kız kardeşiyim. Yok yani onu sormuyorum. Burada fidan gibi bir delikanlıya mı bakardınız? Yoksa şu ağacın altına tünemiş tosbağaya mı bakardınız? Sen kimsin be? Ne söylüyorsun? Attila Güven. Çifte çifle ağların üzerinde şapka var. Executive Manager. Sünnet, düğün, bilimim organizasyon. Aynı zamanda küçük meftunun menajeriyim. Ah, ciddi misiniz? Tabii ki değilim. Sadece gönül eğlendiriyorum. Ben meftunu ha şuncağdan aldım. Küçücükken yetiştirdim. Çekirdekten kabak çekirdeği. Ay, küçüksün dediler, vermediler diye bir şarkısı vardı. Bayılırdım ben ona. Küçüksün dediler, vermediler. Aşkımızı engellediler. Söz, güfte, beste her şey bana ait. 4 tane ödül aldım ben ondan. Ay beni Meftun'la tanıştırırsınız değil mi? Gerek yok. Yani şimdi şu an gerek yok. Çünkü daha benimle tanışmadınız. Affedersiniz. Kardeşiniz mi? Sakın annem demeyin bana. Ne kadar gençsiniz. Öpeyim teyzeciğim. Ferhudar ol evladım. Sizi de öpeyim. Ne örüyor la bu? Kızı bana yapacağını kendine ayarladı. Irz düşmanı canı. Ben gidiyorum. Dur. Ya bırak beni. Dur gitme. Bak aşkın için mücadele tamam mı? Dayanamıyorum, bakamayacağım. Ben gidiyorum. Şş, Jumbo, ne bu halin ya? Bırak Kadir abi, seninle alakası yok. Terliksi bu Jumbo'nun hali ne ya? Ya bırak şimdi onu. Ya Kadir abi, benden duymuş gibi olma ama Ati ziyaretçi parkında... Şş, ne diyorsun oğlum? Ya Kadir, bizden duymuş olma ama Ati senin kız kardeşine asılıyordu. Ya sen ne diyorsun? Benim bacıma asılacaksın, ben de aracını asarım ulan! Kadir abi! Elimi elinizden alamamamın sebebini biliyor musunuz? Çünkü ben uzun zamandan beri böyle güzel ellerle karşılaşmadım. Evladım dur! Manyak mısın, deli misin? Bıraksana kızımın elini! Ati! Akıllı ol, tavuk ol. Sakin ol. Bir dakika ya! Sen niye şimdi birdenbire celallendirdin kayınço? Sakin aşk olun. Olsun yani. Ne? Kayınço mu? Allah'ını seven beni tutmasın! Oğlum sakin ol, abi, yapmayın! Bana vurdu bak! Tutmayın lan beni! Yapmayın! Tutsak sakin olacak ol. Lan? Tutsak sakin ne olacak lan? Ayrı lan! Ayrı lan! Allah Allah! Bu ne ya? Ati! Şşt, sakin ol ya! Ya dövüyor ya! Allah şşt! Ziyaretçi parkının ortasında. Misafirimiz var burada ya. Değil mi? Hoş geldiniz teyzeciğim. Sakin olun hadi. Hadi hepinizi Leventus hemen kantine çağırıyor. Hadi çabuk! Hadi! Sen niye tutuyorsun beni? İnşallah komutanınız bir şey yapmaz oğlum. Kalbim nasıl çarpıyor bir bilsen. Ay! Tamam. Gel. Aa bak. Bak tam şurada bir at gördüm. At Murat'tır derler. Murat mı? Murat kim? Bir Murat eksikti. Neyse canım. Yusuf değil ya. Neyse siz atın üstündesiniz. Ata binmiş gidiyorsunuz. Beyaz atlı olaraktan mı? Yani at ne renk? Kahverengi. Kahve falına bakıyoruz ya. Dolayısıyla burada her şey kahverengi. Kahverengi evet. Komutanım, Leventus de hemen karargah destek bölümünü kantine topladı. Sizi bekliyor. Ben git. Hay Allah. Neyse. Artık akşam devam ederiz. Ben fincanı alayım mı? Ya da almayayım. Nasıl olsa akşam bir tane daha kahve yapacaksınız. Ya evet. Adres karıştırmazsınız değil mi? O konuda endişelenmeyeyim. Sorma gir sokak. Numara 9. Jijitsu'nun üstü. Neyse. Hadi kızım geç olmadan gidelim.
Merhaba. Ben Kadri'nin bölük komutanıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leventus Teğmen sen misin oğlum? Maşallah aslan gibisin. Kadri'min dediği kadar varmışsın. Senden bahsederken bir abi bir baba gibi bahsediyordu hep. Duyduğuma göre evle ilgili bir sorun varmış galiba. Keşke bana haber verseydiniz. Eksik olma evladım. Biz zaten Adana'ya akrabaların yanına gideceğiz. Peki. Yardımcı olabilirsem sevinirim. Sultan hemşire sağ olsun. Çok yardımcı oldu bize. Hem meğer burası bir aile gibiymiş de bizim haberimiz yokmuş. Allah devlete, millete, ordumuza zeval vermesin. Ya kankiler ya. Leventus Teğmen niye hepimizi kantinde topladı bileniniz var mı? Ben biliyorum. Hepimize çay ısmarlayacak. Ya Vedat Bey sizi bilmem ama ben hafif hafif tırsmaya başladım ya. Bu kantin gözüme toplama kampı gibi görükmeye başladı. Ya arkadaşlar biz Leventus Teğmen'e ne ördük de bizi buraya topladı. Hiç böyle bir şey yapmazdı. Bir de konuşuyorsunuz. Muhtemelen sizin yüzünüzden ceza yemişizdir haytalar. Ya niye ceza alalım? Biz ona ne yaptık ki? Ne yapmadınız ki? Ya ben sizi anlayabilmiş değilim canlarım ciğerlerim ya. Oturmuş boş boş konuşuyorsunuz. Leventus Teğmen bir kere korkulacak adam mı? Ha? Dikkat! Bak ne dedi? Dikkat dedi. Dikkat ettikten sonra hiçbir şeyden korkunuz olmaması lazım. Leventus Teğmen'den bile korkmazsınız. Önemli olan doğru adım atabilmekte. Leventus Teğmen sizi korkutmasın. Boysa boy, boy bende de var. Ana! Komutanım, komutanım. Korkma be Atilla, boy sende de var. Arkadaşlar, sizleri bugün buraya neden topladım biliyor musunuz? Bu kitap yüzünden. Bak şimdi abi çekeceğiz acaba. Şimdi anlaşıldı kitap yüzünden ceza yedi. Kitabı nasıl çoğur oğlum? Kerkene zaten. Hem benim üstüme, hem benim. Kes, kalkın. Atilla sen kalk. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, okumak güzel bir şeydir. Bu kitabı da mizah amaçlı okuduğunuzu biliyorum. Yalnız okumak ve sevmek ne kadar güzelse, sevmenin ticaretini yapmak o kadar kötüdür. Kendinize bir sevgili aramanız çok normal. Yalnız sevgiye giden yol önce kendinize, sonra da karşınızdakine saygıdan geçer. Ve sizlerin sevgi tacirlerine pabuç bırakmayacağına eminim. Öyle değil mi Atilla? Komutanım teker teker öyle bir güzel saydınız ki yani resmen ağzım açık kaldı diyebilirim yani. Heh, ağzın açıkken teker teker saymanı söyleyecektim. Say! Bir, iki, üç, dört. Kaç oldu? Dokuz. Kaç? Sıfır. Ha. Bir, iki, üç, dört. Sol. Sol. Aa. Sol. Ay, günaydın şeker. Günaydın mı? Hayır, gözümü açamıyorum da bilemiyorum o bakımda. Geçin oturun şöyle. Hayırdır? Pansumana geldim de. Hay Allah. Bir de ben bakayım. Şöyle bastırınca acıyor mu? Dün akşam niye gelmedin? Gelmez olur muyum hiç? Yoksa yanlış adrese mi gittin? Yok, adres doğru. Hay Allah. Acaba ben niye göremedim? Sorma gir sokak numara 9. Giremedik ki içeri. Kapıyı açan amca emekli boksör çıkmasın mı? Çıksın. Tabii ben bunu dayaktan sonra anladım. Dayak mı? O niye? Kızınızla ilgili rahatsız ettim deyince kızın kocası işe karıştı. Kızın kocası da karate hocası çıkmasın mı? Çıksın. Yusuf'a ne oldu Yusuf'a? Yusuf. Yusuf Yusuf. Benden 5 dakika önce geldim diye sevinirken 5 dakika fazla dayak yedi salak. Hastanede şimdi.
Ay ben anladım. Bak şimdi çok üzüldüm. Siz bizim ev diye galiba bu dövüş sanatları kulübünün oraya girdiniz. Yani evet o binanın tabii ki numarası 9. Ama insan dairenin numarasına da bakar değil mi? Neyse artık bu seferlik böyle oldu. Bir dahakine bize de beklerim. Ah! Jisu'dan taşınırsanız geliriz. Ah! 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 Eliniz de çok ağırmış Sultanım.